Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kılavuz seçimini anlatacağım. Burada baktığımızda arkadaşlar ne kadar zamanımız var kılavuz çekmek için? Kaç adet kılavuz çekeceğiz? Adet burada çok önemli. Bir veya iki tane kılavuz çekecekseniz makine kılavuzu çekebilirsiniz. Ama seri imalat bir kılavuz çekecekseniz bunu seri makinelerde çekmeniz gerekiyor. Örneğin CNC veyahut da kılavuz çekme makinelerinde seri olarak çekmeniz gerekiyor. Burada kesme yönüne dikkat edeceğiz. Sağ yönde mi kılavuzumuz, sol yönünde mi isteniyor? Ona göre kılavuz seçimine dikkat edeceğiz. Hangi malzemeyi çekeceğiz? Çok önemli. Arkadaşlar yumuşak bir malzemeyi mi çekeceğiz? Sert bir malzemeyi mi çekeceğiz? Sünek bir malzemeyi mi çekeceğiz? Talaş oluşumu nasıl? Sertlik ve tokluğu nasıl? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada kılavuz tiplerine baktığımızda arkadaşlar çok fazla karşımıza çıkmasa da A tipi kılavuzlar arkadaşlar 6-8 hatvede ve 5 derece koniye sahiptir. Kısa talaş veren açık deliklerde kullanılmaktadır. B tipi en çok sahada gördüğümüz kılavuz tiplerindendir. Uzun talaş veren açık ve kapalı, yani helis kılavuzlarda da düz kılavuzlarda, düz deriz kılavuzu aslında konikli de vardır. Düz kılavuzlarda kullanırız. 3,5-5,5 hatve ve 8 derece açıya sahiptir. Arkadaşlar C tipi kılavuzlar 2-3 derece, 2-3 hatve ve 15 dereceye sahiptir. Özellikle kısa talaş veren helis kılavuzlarda karşımıza çıkmaktadır. Kör deliklerde kullanıyoruz. D tipi kılavuzla arkadaşlar, B tipi kılavuz aynıdır. Birçok katalogda siz D tipini göremeyebilirsiniz. İkisinin de aynı olduğu için vermiyorlar. E tipi kılavuzlar arkadaşlar özellikle kör deliklerde delin dibine kadar kılavuz çekmeye ihtiyacınız varsa, yeriniz azsa burada arkadaşlar 1,5-2 hatvede ve 23 derecedeki kılavuzlar kullanılmaktadır. Bu kılavuzun arkadaşlar takım ömrü de azalmaktadır. Aslında baktığımızda buradaki hatvemizin ne kadar konikliği artıyorsa hatve olarak o kadar uzun ömürlü kılavuz kullanmış oluyoruz. Kılavuz çekerken dikkat edeceğimiz şeylerden bir diğeri de tolerans. Kılavuzların üzerinde kesinlikle yazar 6H, 6G gibi. Bunları mastarıyla kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor. Bizim başımıza geldi geçen hafta. Biz çektik. Aldığımız kılavuz 6H'tı. Resimde belirlenmiyor. 6G dedi ve bizim kılavuz geçer yere geçmediği için tekrar kılavuz çektik. İşi düzeltmiş olduk. Buna dikkat ediyoruz. Arkadaşlar kılavuzları kesinlikle kılavuz çekmeden önce delildikten sonra havşalama yapıyoruz. Havşalama yapmanın amacı hem kılavuz rahat girsin hem de şişme yapıyor ve kılavuzun ömrünü de azaltıyor burada. Kırılma riskini de artırıyor. Kesme yağı arkadaşlar, kesinlikle kesme yağı kullanıyoruz. Kesme yağı hem soğutma hem de daha iyi bir kesme elde etmek içindir. Delik çapı arkadaşlar, delik çapı adımına dikkat etmemiz gerekiyor. Önemli bir parametre, örneğin metrik 11 kılavuz diyorsak tablodan bakabilirsiniz ama hesabı da vardır bunun. Tablodan baktığımızda 1,5'tür. Anma çapı 10'dur. 10'dan 1,5 çıkardığımızda arkadaşlar adım kadar 8,5'la delmemiz gerekiyor. Bazen şöyle oluyor. Örneğin metrik 12 de çok karşımıza çıkar. 10.2 matka bulamadık. Ara ölçüdür diye işte 10,5'la delelim. 10,5'la delerseniz bu sefer kılavuz bol olur. Yani sizin sıktığınız vidoya daha böyle boşluklu salınarak geçer ve mukavemetiniz azalır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devirde arkadaşlar hesabı var. Katalog değerlerinde verildiği gibi 6-8 metre bölü dakika diyorsa ona göre en eşittir. Orada pi'den bölü 1000 kesme hızından VC'de hesaplayabilirsiniz. Bu şekilde ilerlemeyi de anlatmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar şimdi sizlere eliyle kılavuz çekmeyi göstereceğim. Bunun için özellikle deliğimizi havşalıyoruz. Ve daha sonrasında gelip bir numarayı takıp gönyesine bakarak kılavuzunu ağızlatıyoruz. Ve daha sonrasında kılavuz yağımızı kullanarak kesme yağımızı kılavuzu bir numara, sonra iki numara, sonra üzerinde çizik olmayan üç numarayla bitirmiş olacağız. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Havşamızı yaptık şöyle. Daha sonrasında geliyorum arkadaşlar. Üzerinde bir çizgisi olan. Kılavuzumu alıyorum. Önce bir ağızlatıyorum arkadaşlar. Şöyle iki taraftan eşit. Yukarıdan şöyle de tutturabilirsiniz. Göz kararı. Önce buradan bak arkadaşlar, bir buradan bakıyorsunuz. Bir de şöyle 90'ından bakmamız lazım. Yani şu iki taraftan da bakmanız lazım ki göz kararı da şöyle ayarlayabilmek için. Eşit aralıklı şu an ağızlatıyorum. Şöyle bakıyorum iki taraftan da. Şu an iyi duruyor. Çok fazla gitmiyorum. Ağızlattım çünkü daha sonrasında dönüş yapamam. Buradan şöyle bakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturuyor. Daha sonrasında arkadaşlar bu tarafından bakıyorum. Şöyle oturtturuyor. Şöyle bakayım hatta şuradan. Şöyle oturttuğunda burası da şöyle güzel oturuyor. Tam 90'ında gördükten sonra arkadaşlar geliyorum. Önce kılavuzumu damlatayım. Çok fazla değil. Bir nohut tanesinde şöyle araya aralara damlatıyorum.
Buradan gelip dengeli bir şekilde arkadaşlar. Çünkü burada da gönyeyi kaçırabilirsiniz yine de. Güzel gidiyor ama. Çünkü tam azlatmamıştık. Geliyorum bakın arkadaşlar. Sesi de duyuyoruz. Bu kesme yandan dolayı bakın çıtır çıtır ses geliyor. Kesmeye çok önemli arkadaşlar. Buradaki olmazsa olmazlarımızdan o da. Yoksa hem talaş tahliyesi olsun. Şimdi ilkini yaptıktan sonra biraz gitti arkadaşlar. Biraz geri talaşı kırıyorum. Biraz geliyorum. Yaptım. Sonra böyle ikileri bir geri gibi yarım hatta. Şöyle gelip talaşı kırmak için biraz çeviriyorum bakın arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra talaşını kırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Sonundan çıktığında zaten kuvvette şöyle kırıyorum talaşını. Hissedeceğim. Şöyle arkadaşlar. Çektik. Evet. Bitti. Bu şekilde arkadaşlar tutarak daha rahat çıkarabilirsiniz. Şöyle döndürerek serbest. Bundan sonrası kolay arkadaşlar. Önemli olan bir numaradır. Bunu aldım. Kenara koyuyorum. Sonra iki numarayı alıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Daha sonrasında iki numarayla devam ediyorum. Gerek görürseniz kılavuz kesme yanı tekrarlayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar yine iki taraftan eşit. Şöyle de yapabilirsiniz istiyorsanız işin durumuna göre şu şekilde ağızladığını. Burada yamuk ağızlatırsanız dişi bozarsınız. Komple eğri gider. Burada iki numarada dikkat edeceğimiz ağızlatmak sadece. Aynı dişten diş yolundan göndermek. Şöyle iki taraftan yolladım. Bir mercimek büyüklüğünde kılavuz yağını. Aynı şekilde arkadaşlar şöyle talaşını kırarak devam ediyorum. Dengeli çevirmeniz gerekiyor. Özellikle metrik 5 ve altında hatta metrik 6 da dahil olabilir. Eğer siz dengeli kolu çevirmezseniz kılavuzu kırabilirsiniz. İki tarafa da eşit kuvvet uygulamamız gerekiyor. Şu an bitmek üzere. Kuvvette zaten anlayacağım. Evet şu an rahatladı. Bitti. Alıyorum. Şu şekilde aldık arkadaşlar. Sonra 3 numara kalibre ediyor. Üzerinde çizgi olmayan şöyle. 3 numara gördüğünüz gibi üzerinde bir işaret yok. Geliyorum. Burada yine şöyle ağızlatıyorum güzel bir şekilde tam dik olarak buraya. Şu şekilde rahat ağızlat. Zaten eğer siz iyi ağızlatamadıysanız burada bir kasma yapacaktır. Zorlama olacaktır ekstra. Bilginiz olsun. Kılavuzcağını yine azıcık tekrarlıyorum. Kesme yaptığım için. Şu şekilde kanallarda. O yavaş yavaş inerken biz de kesmeyi devam ettirmiş olacağız. Bu şekilde kılavuz çekme işlemi bitecek. Özellikle arkadaşlar elle kılavuzu nerede öneriyoruz? Böyle bir adet, iki adet, az adet olan ve zamanımız varsa buna arkadaşlar burada elle kılavuz çekmeyi öneriyoruz. Şöyle ileri geri yapıp talaşı kırıyorum arkadaşlar arada böyle geri çevirerek. Düz helisli olduğu için helisli olarak dışarı çıkarmıyor. Aşağı doğru döküyor talaşı da. Şu şekilde arkadaşlar. Bitti zaten kurtuldu. Şu şekilde arkadaşlar. İşlemimiz bitti. Bunları temizleyip yerine koyacağım. Şurada dişimizi görüyorsunuz. Örneğin metrik 8 bir kılavuzda şöyle gelip rahat gidiyorum. Elle bile gitmez lazım. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Boşluk da yok. Şu, yani diliniz eğer büyükse burada böyle oynar mı oynamıyor da tatlı bir şekilde geçiyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar kılavuz çekme işlemini elle tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur.